Hayatta bazı değerler vardır ki her şeyden üstündür ve bu da benim için canım ülkemdir arkadaşlar. Bu zamana kadar FIFA videoları çektik. Bugün ise gerçekten bu oyunun ülkemizde nerelere geldiğini sizlere göstereceğim. Ve FIFA 10'dan FIFA 20'ye kadar Süper Lig tarihinde olan ve FIFA'da Ultimate Team modunda olan en iyi kartları sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Mükemmel bir ilk 11 kurduk. Umarım video hoşunuza gider. Hepinize iyi seyirler. Hayatta en önemli şey istikrardır. Ve istikrar denince Türk futbolunda aklımıza gelen ilk isimlerden birisi sevgili Volkan Demirel arkadaşlar. Kalemizde Volkan Demirel olacak. FIFA 2010'da 85 rating bir kartı vardı Volkan abinin. Ve gerçekten de o seviyelerde olabilecek, yani rating olarak o yükseklikte olabilecek Çok az bir kaleci vardı o oyunda. Bu yüzden Volkan Demirel listemizin ilk sırasında yerini alıyor. İlk stoperimiz Roberto Carlos arkadaşlar. Dünyada kendi pozisyonunda rakibi hala olmayan tek isim Roberto Carlos. Hem gelmiş geçmiş en iyi sol bek, hem de bulundurmuş olduğu diğer özelliklerle gerçekten de komple bir futbolcuydu. Ve Roberto Carlos'un ülkemize gelmesi, Fenerbahçe'de oynaması, bunun dışında hiç ego yapmayıp Sivasspor'da bile oynayıp teknik direktörlük yapması gerçekten bizim için çok ama çok kıymetli. Bu yüzden Roberto Carlos sol stoperde yerini alıyor. Hemen ortada Juventus'ta balon olarak seçildikten sonra Galatasaray'a gelip Galatasaray'da efsaneleşen ve inanılmaz hırslı bir futbolcu olan Felipe Melo var arkadaşlar. Felipe Melo'nun CDM kartı oyunda vardı ve ben de bunu kullandım sevgili dostlar. Neden kullandım derseniz, gerçekten Süper Lig'de bir stoper kıtlığı var ve hem kartın fiyatı, hem kartın önemi, hem de kartın özellikleri bakımından bakmış olduğumuz zaman Felipe Melo ikinci stoper olarak kendine yer buldu. Üçüncü stoperimiz her ne kadar doğru şekilde ayrılmış olmasak da Pepe arkadaşlar. Pepe'yi bence ülkemizden daha ılımlı bir şekilde göndermemiz gerekiyordu. Çünkü Quaresma, Pepe gibi isimler önümüzdeki senelerde referans verebilecek, Türkiye Süper Ligi'ne daha iyi yerler getirebilecek futbolcular. Ve bu kartı gerçekten inanılmaz 90 rating bir stoperden bahsediyoruz arkadaşlar. Şu anki Süper Lig'de bu tarz kartları görmek gerçekten de imkansız. Team of the Season gelse bile 90 rating kartları göremiyoruz artık ve Pepe bize bu hissiyatı yaşatmıştı ve inanılmaz bir stoper olarak kadrolarımıza yer almıştı. Bu yüzden Pepe de stoper hattımızın son kişisi oluyor. Genel olarak defans hattımızı inceleyelim. Kalede Volkan Demirel, ortada Melo, solda Roberto Carlos, sağda Pepe. Bugün 3 defanslı bir kadro kuruyorum arkadaşlar. Carlos'u solda tercih ettim zaten, artık biliyorsunuz malumiden olduğunu. Melo ortada, Pepe ise sağda yerini alıyor. Şimdi orta sahaya geçelim. Sağ kanat pozisyonunda dünyada bir özelliği olan ve bu özelliği sadece kendisi yapabilen adam Ricardo Quaresma. Bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar, trivel özelliği var ve bu özelliği dünyada Quaresma'nın yakınından geçecek kadar yapan bile kimse yok. Bu yüzden bu adam bir futbol tanrısı diyoruz arkadaşlar. Derler ya futbol tanrısı diye, ne kadar yanlış bir tabir olsa da gerçekten de inanılmaz yetenekli, dünyada çalım atamayacağı adam olan Ricardo Quaresma hemen sağ açımızda yerini alıyor. Orta sahada gerçekten Süper Toto, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kartlarından birisi Wesley Sneijder arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir kartı var ve bu kart gerçekten şu FIFA'da olsa, yani FIFA 20'de bu kart olsa arkadaşlar, ciddi anlamda inanılmaz pahalı olur. Biz o zaman bu kartların kıymetini bilememişiz. Gerçekten de bilememişiz. O zaman bile Premier Lig kadroları vesaire kuruyorduk bu tarz kartlar varken. Gerçekten bizim adımıza üzücü. Çünkü şu anki FIFA'larda bütün Türk kitlesi bu tarz kartları arayıp bulup oynamak istiyor fakat bulamıyoruz. Wesley Sneijder de Süper Toto, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kartlar listesinde yerine ilk 3'e yazdırdı. Bir sonraki isim Süper Toto, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi ve en anlamlı kartı Alex de Souza. Neden Alex de Souza? Birkaç tane sebebi var. Ben öncelikle Galatasaraylıyım ama bu adamın takımla hiçbir alakası yok. Ülkemize vermiş olduğu değer, Türkçe bilmesi, çocuklarının Türkçe bilmesi, çocuklarının İstiklal Marşımızı okuması, burada yaşantıları, herhangi bir medyatik bir olay yaşamaması ve saygınlığı tamamen Alex de Souza'ya ülkemizde büyük bir saygı kazandırıyor arkadaşlar. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz kart gerçekten de inanılmaz bir kart. Bu kart Ankara Gücü maçında 5 gol attıktan sonra çıkan 3. veya 4. informa, ama yansıtılmasın 4. informa olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kartı görmüş olduğunuz gibi 95 driblingi var. Bu gerçekten inanılmaz. Bunun dışında 91 şut ve 90 pası var Alex de Souza'nın. Sneijder'in kartına yakın bir kart
ama 95 driblingi gerçekten de inanılmaz fark yaratıyor. Ve Alex de Souza Süper Tur Süper Lig tarihindeki en iyi kartlar listesine başını ilk sıraya, ismini ilk sıraya yazdırıyor. Sol açıkta FIFA'nın korkulu rüyası Emmanuel Emenike. Bu kartı ne zaman çıktı derseniz, Beşiktaş maçında 1 gol 1 asist performans sergilemişti Emmanuel Emenike FIFA 15'te. Ve görmüş olduğunuz gibi Team of the Week kartı çıkmıştı. Emenike FIFA oyunlarında her zaman çok iyidir arkadaşlar. Bunu FIFA bilerek yapıyor. Birkaç tane oyuncu var işte, Ahmet Musa, Seydou Doumbia, Emmanuel Emenike, Agbon Lahor gibi. Ve Emmanuel Emenike de FIFA'nın sevdiği adamların başında, ilk 3'te zaten kendini yazdırmıştı arkadaşlar. Bu kartı inanılmaz dehşet bir karttı. Ve MLS'de oynayan Obafemi Martins'le kimya yapıp inanılmaz işler yapabiliyordunuz. O yüzden Emmanuel Emenike de hemen sol açıkta yerini alıyor. Orta sahamız genel olarak inceleyeceksek, göbekte Alex de Souza ve Wesley Sneijder var arkadaşlar. Sağda Ricardo Quaresma, solda Emmanuel Emenike bulunmakta. Şu anda bu dörtlüyle orta sahamızı tamamlamış olduk. Ve geliyoruz sol açığa. Sovaşata, namı değer Musa Sow. Musa Sow arkadaşlar hemen forvetimizde sol açıkta yerini alıyor. Bu kartın hatırlayacağınız gibi bütün dünyadaki bütün YouTuberlar bu kartı övdüğü için inanılmaz pahalıya gidiyordu sevgili arkadaşlar. Ve bu da bu kartın ne kadar rare, yani ne kadar önemli olduğunu bizlere açıklıyor. Gerçekten inanılmaz bir kart. Yani 85 rating olmasına rağmen 89 hız, 88 şut, 83 fizik, 80 dribling gibi akıl almaz özellikleri vardı Musa Sow'un. Ve bu da kendisini hemen bizim listemizde yer bulmasını sağladı. Ve forvette FIFA 2010 Nihat Kahveci. Kartı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, 88 hız, 82 şut, 82 driblingi var. Evet biliyorum çok daha iyi kartlar çıktı. Özellikle Eto olabilir, başka bir kart olabilir ama bu kartın özelliği şu. Bu kart Türk olarak gelmiş en iyi kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de, yani özellikle Türk oyuncular arasında en yüksek reytingde oyuncu şu anda Arda Turan, Team of the Week'leri sayarsak, Team of the Season'ları saymazsak. Onun dışında olan tek isim Nihat Kahveci. Görmüş olduğunuz gibi 85 rating santrafor kartıyla ve arkasında ay yıldızı Türk bayrağıyla hemen kadromuzun santrafor pozisyonunda yerini alıyor. Ve son isim Burak Yılmaz, namı değer kral. Hangi takıma giderse gitsin gol atan gol makinesi Burak Yılmaz. FIFA 2013'te hepiniz hatırlayacağı gibi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptığı sene Burak Yılmaz'ın çıkan bir inform kartını şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Kart İnanılmaz değişik bir kart. Neden derseniz, Burak Yılmaz'ın en büyük özelliği boyunun uzun olması. Boyunun uzun olmasına rağmen 82 hız, 82 şut, 80 pas, 82 dribling ve 82 fizik. Özellikle pas özelliği burada bu kartın çok iyi olmasını sağlıyordu. Ve gerçekten de Şampiyonlar Ligi'ne şov yapan Türkler arasında yerini yazdırdığı için Burak Yılmaz da kadromuzun sağ açık pozisyonunda kendine yer buluyor. İlk 11'e genel bir bakış attığımız zaman sevgili arkadaşlar, maalesef ki Türk oyuncuları fazla kullanamadığımızı görüyoruz. Ama bu ilerleyen senelerde bence yerini bırakacak. Çünkü Çağlar Söncü, Melih Demiral, Cengiz Ünder gibi isimlerin ilerlemesiyle bu listede onların da kendine yer bulabileceklerini düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya tam olarak 3 saat emek verdim. Dolayısıyla emeğe saygınız varsa beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. O kadar selamünaleyküm diyorum. Bari bir yorum yazın. Hepinizi seviyorum. Haydi hoşçakalın.